ekonomi programının olumlu yansımalarını daha net göreceğiz. Hayat pahalılığından en fazla etkilenen emeklilerimizin sıkıntılarının da farkındayız. Bu sıkıntıların hafifletilmesiyle ilgili samimiyetimizi bugüne kadar attığımız adımlarla ortaya koyduk. Tüm emeklilerimize bir defaya mahsus 5.000 liralık ödeme yaptık. Yılın ilk 6 ayı için maaşlara yaklaşık %50 oranında, yani enflasyonun üstünde zam yaptık. İlk defa bizim getirdiğimiz bayram ikramiyelerinde de %50 artışa gittik. Ramazan bayramı ikramiyesini 2 Nisan'dan itibaren hesaplara yatırıyoruz. Geçen hafta kamu bankalarımızla görüşerek banka promosyonlarının da güncellenmesini sağladık. Kamu bankalarımız emeklilerimize 8.000 lira ile 12.000 lira arasında promosyon ödemesi yapacak. İnşallah bundan sonra da emeklilerimize destek olmayı sürdüreceğiz. Tüm hanelere sağladığımız 25 metreküplük ücretsiz doğalgaz desteğimiz geçen sene Nisan ayından beri devam ediyor. Bu çerçevede toplam 87 milyar liralık doğrudan destek vermiş olduk. Enflasyon düştükçe ve depremle ilgili yükümüz azaldıkça bütçede elimiz biraz daha rahatlayacak. Muhalefet her seçim dönemi gibi yine atıp tutarak, yine yalan yanlış söyleyerek emeklilerimizi bize karşı kışkırtmaya çalışıyor. Ama kendilerine geçen seçimdeki sözleri sorulunca hatırlamıyoruz diyerek işi arsızlığa vuruyorlar. Sağ olun. Her gün haktan, hukuktan, yetim hakkından bahsediyorlar. Ancak valizler dolusu dolarlar, avrolar, paraların nereden geldiği, nereye gittiği belli değil. Gelin bunu da açıklayın. Açıklayamıyorlar. Emeklilerimizin 6-7 kişinin saatlerce saymakla bitiremediği kara paranın hesabını veremeyenlerin sözlerine itibar etmeyeceğine inanıyorum. Batmanlı kardeşlerimden bize güvenmeye devam etmesini bekliyorum. Sevgili Batmanlılar, biz ne kimlik siyaseti ne de istismar siyaseti yapıyoruz. Sadece ülkemize ve milletimize aşkla hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu anlayışla Batman'a son 21 yılda 91 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 4.920 adet yeni derslik inşa ettik. Batman'da üniversitemizi faaliyete geçirdik. Gençlik ve sporda 2.554 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtık. 39 spor tesisi yaptık. 15.000 kişilik Batman stadyumunu yaptık. Şehrimizdeki ihtiyaç sahiplerine 9 milyar liralık kaynak aktardık. Sağlıkta 810 yataklı eğitim ve araştırma hastanesi başta olmak üzere toplamda 1.220 yataklı 8 hastane dahil 43 sağlık tesisinin yapımını tamamlayıp hizmete açtık. Ayrıca 500 yataklı Batman Devlet Hastanemizle birlikte 2 tesisimizin inşasına devam ediyoruz. TOKİ ve hastasıyla 6.352 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Riskli yapı olarak belirlediğimiz 10.720 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Batman'daki 3 Millet Bahçesi projemizden birini bitirdik. Birinin yapımına, birinin proje çalışmasına devam ediyoruz. Bölünmüş yol uzunluğunu 13 kilometreden 163 kilometreye çıkardık. Batman Hasankeyf yolunda Hasankeyf 1 ve 2 köprüsünü ve Hasankeyf tüneli ile yolun 30 kilometrelik kesimini bölünmüş yol olarak tamamladık. Kalan 9 kilometrelik kesimini de bu sene bitiriyoruz.
Batman-Diyarbakır yolu Diktepe geçişi, Kozluk-Ayrım-Baykan 11. bölge hududu yolu, Gercüş-Kırkat göleti yollarında çalışmalarımız devam ediyor. Batman Havalimanı'nın terminal binasını yaparak yolcu trafiğini yıllık 2 milyon kişiye çıkardık. Başak Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz.